geldik kumandanım. Şükürler olsun. Kumandan. Yeğenim. Önce Fatma çıkar. Önce Fatma çıkar. Yavaş. Yavaş. Kızım. 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 Ölemezsin. Kızım. Beni buralarda bırakıp gitme Fatma. Aç gözlerini yavrum. Buna müsaade etmeyeceğim. Ölmene müsaade etmeyeceğim kızım. Aç gözlerini Fatma. Aç gözlerini Fatma. Kızım aç gözlerini. Aç. Necdet. Ona bu halde yardımın olmaz. Kendine gel. Müsaade et ben halledeyim. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Kızımın başına belalar senin yüzünden geldi. Yarası değil efendi. Farkında değil misin kızın ölmek üzere? Bırak ben halledeyim. Sonra hesaplaşırız. Kızım. Mehmet, su ver. Umutlarımı yıkma. Aç gözlerini Fatma. Seni bunca vakit sonra bulmuşken harap etme ömrümü. Bırakıp gitme. Hicran etme bana bu hayat. Daha kurulacak hayaller, umut edilecek yarınlarımız var. Aç gözlerini kurban olayım. Aç. Açtı gözlerini. Ay Rabbim şükürler olsun sana. Fatma. 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 Ne yapıyorsunuz Kübra? Kendine gelmesi için temiz havaya ihtiyacı var. Yardım et.
Ya Rabbi. Senin rızan için çıktığımız cenk yolunda yazgımızı yazan sensin. Tek gayem uğrunda şehit olmaktır. Düşman her yandan gelse de, kör kurşun kahpece vursa da razıyım. Beni doğduğum gün bu vatana kurban eyledin. Şükürler olsun. Benim size vasiyetim odur ki asla yese düşüp öfkenize yenik düşmeyin. Aklınıza pranga vurmayın. Bizi cümle hayvanattan ayıran irademizdir. İradenizi kimsenin eline teslim etmeyin. Allah'a secde edin. Düşmana kıyama durun. Ya Rab, musadım şehadettir. Kutla hele. Serden geçtilerin kaderi bu. Hicran ektik. Kan mı yiyeceğiz? Daha çok baş vereceğiz belki ama asla baş eğmeyeceğiz.
Vaziyet ne kumanda? Herkes evine! Haydi! Hadi! Alın ellerinizi! Alın! Haydi! Herkes evine! Alın ellerinizi! Hazır olun aslanlar. Rajat'ın intikamını alacağız. Şimdi mi kumandanım? Şimdi. Kumandanım, misafiriniz var. Söyle gelsin Salih. Alfred, emredin efendim. Bu gece saldıracaklardır. Kimse uyumasın. Elimizden kaçırmamalıyız. Emredersiniz efendim. Rajat hainin cesedini gören her noktada askerimiz bekliyor. Bir durum olursa haber verecekler. Önce silah deposunun güvenliğinden emin olun. Emredersiniz efendim. Gözünüzü kırpmadan, acımadan vurun. Yerde biri yatıyor. Sait. Tuzak olabilir. Hastane! Çabuk! Kumandanım, saldırmıyor muyuz? Zeynep. Zeynep mi? Yolda yatan Zeynep mi? Hamilton onu götürdü. Fatma kızım, otur artık. Başımı döndürdün. Baba, karanlık çökeli kaç saat oldu, hala yok bu kız.
Acaba Ali'nin yanında mı? Ama gitse söylerdi. Ya da başka bir şey mi oldu? Kızım, kendin söyler kendin işitirsin. Ali'nin yanına gitmeliyim. Fatma dedim. Efendim baba. Üsküplü denen o belaya bulaşmadan önce düşünecektiniz bunları. Söyleme bunları baba. Tamam. Tamam kızım. O zaman ben gidip elimi yüzümü yıkayayım. Nasıl istersen. Neler dönüyor yukarıda? Sen yardım et ya Rabbi. Kim bilir Zeynep bacı can mı çekişiyor, can mı verdi? Yanımda bizim olacağımız yerde Hamilton denen gavur var. Hiç içime sinmiyor böyle. Mecnun, varıp bir kolaşan mı etsen ne? Ederim etmesine de. Ya dur hele abi. Yakalanalım da Zeynep bacının kim olduğu ortaya mı çıksın? Sakin ol. Sen dinle bana. Ulan deve, senin de laf dinleyeceğin adam olacağın tuttu. Sevineyim mi, üzüleyim mi? Bu sefer sahi aklım evri çavuşum. Ali kumandan Fatma Hanım'ın yanına gitti. Ona söyler. O da hastaneye gidip neler olup bittiğini öğrenir. Nasıl gecedir ya Rabbi? Sen sabaha erdir. Racat'ı aldılar elimizden. Şimdi de Zeynep bacı. Ötemizde öylece yatıyordu. Kim derdi ki o kafir gelip kurtaracak bizden bir canı? Asıl mesele neden kurtardı? Neden olacak Mecnun? Zeynep kızım da o gavurun hayatını kurtardı da ondandır. Düşmanın vefalısını gördün mü sen baba? Görmedim. Ama inşallah hava öyledir. Zaten o soysuzun başka bir hesabı varsa onun kafasını koparırım. Ne? Senin de itidalli halin bu kadar işte. Sormak için hala gel... Biliyorum. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Nerede Zeynep? Hastanede. Ne? Neden? Yolda bayılmış yatarken onu Hamilton buldu. Hastaneye götürdü. Doktor! Hemen doktoru çağırın! Bir haber versin doktora! Hemen doktoru çağır! Kızım yüzbaşıyı duymadın mı? Doktor Halise nerede? Akşamdan beri görmedik efendim. Ne demek akşamdan beri görmedik? Hemen doktor Halise gelsin! Çabuk doktor! Yüzbaşım. İzin verin, ben izleyeyim. Çabuk. Nabzı çok yavaş. Ne olduğunu biliyor musunuz? Sokakta baygın buldum. Herhangi bir yarası da yok. Ne olmuş olabilir? Hemen serum hazırlayın. Beni arıyormuşsunuz yüzbaşı. Bu kadının ne işi var burada? Onu sokakta baygın buldum. Buraya getirdim.
Sen neredeydin? Yukarıda hastaları kontrol ediyordum. Nerede olabilirim ki? Deride koyu renkte lekeler oluşmuş. Henüz çok yeni. Belli ki yayılacak. Yüzbaşım, tahminimin zehirlenmiş olabileceği yönünde. Zehirlenmiş mi? Emin misin? En iyi tahminim bu efendim. Acil önlem almalıyız. Tamam, ne gerekiyorsa yap. Damar yolundan panzehir vereceğiz. Yüzbaşı, dilerseniz hastayı ben de ele alayım. Sonuçta zehirlenip zehirlenmediğini bilmiyoruz. Birkaç tetkik yaparım. Efendim, ben daha fazla zaman kaybetmeyelim dedim. Şiddetli zehirlenmelerde ölüm birkaç saat içinde gerçekleşebilir. Testler sırasında hastayı kaybedebiliriz. Tamam. Bu hasta senin sorumluluğunda Doktor Salman. Bu hastanenin başhekimi benim. Bu şehrin de sahibi benim. Zehirimin tedavisiyle ilgilenmeyeceksin. Bana bak doktor, ben buralarda olacağım. Gelişmelerden beni haberdar et. Bu kadın benim hayatımı kurtardı. Sen de onun hayatını kurtaracaksın. Elimden gelen her şeyi yapacağım efendim. Gel kardeşim, gel. Selamünaleyküm kardeş. Ve aleykümselam. Hayırdır? Uyku mu tutmadı? Ne bileyim. Sağa döndüm, sola döndüm, uyuyamadım. Maraşlı Ökeş'in yapayalnız bir anası vardı. Eşini Yunan Harbi'nde... Büyük oğlumu Çanakkale'de yitirmiş. Ökkeş'i cepheye salavatlarken... eğer sırtından kurşun yersen sütümü sana haram ederim demiş. Şimdi ben bu anaya... senin son goncan. Cancağızın nasıl şehit oldu diyeyim? Mukadderat kardeşim. Ne yazıldıysa o. Doğru dersin kardeşim. Doğru dersin. Tarhana ile şehitlikten başka ne yazgımız var ki? Tasalanma. Dünyada azalıyoruz. Cennette çoğalıyoruz işte. Kayserili Mustafa. Bebesi için uyduydu bu kurdu. Tabur imamı da dedi ki, cennette ne isterseniz olur. Ama Mustafa, bebesini cennetten görebilecek mi kardeş?
Artık yalnızız çoğu şeytanı. Yoksa yaşamana izin vereceğimi mi sandın? Zeynep. Yüzbaşı size bu hastayla ilgilenmemi söylemişti. Bu hastanenin başhekimi benim Salman. Hastaların hepsini kontrol ediyorum. Tabii efendim. Haklısınız. Geçmiş olsun. Yakın akrabanızdı değil mi? Gerçi ben hiçbir kayda rastlamadım ama. Eğer kayıtlarla ilgili sorun yaşıyorsanız babamla ya da Ebu Ula ile görüşebilirsiniz. Eminim onlar sizin endişenizi giderebilirler. Yo yo yo, hiç gerek yok. Sizin sözünüz yeterli. Durum nasıl doktor bey? Kan zehri işe yaradı. Nabız normale düştü. Ama hala tehlike var. Bilinci kapalı. Siz yine de elinizden geleni yapın doktor. Zeynep Hanım bizim için hem kıymetli bir müttefik hem de marifetlerinden yararlandığımız bir şifacı. Onu ne olursa olsun yaşatmalıyız. Zeynep için bu kadar kaygılanmanızı hiç anlamıyorum doktor. Onunla ne zaman karşılaşsanız birbirinize öfke kusuyordunuz. Anlaşmazlıklar önemli değil. Burada bir hayat söz konusu. Ben de bir doktorum. Tabii ki iyileşmesini isteyeceğim. Siz merak etmeyin Fatma Hanım. Arkadaşınız bana emanet. Zeynep kızımız ne olacak kumandanım? Onu orada mı bırakacağız? Fatma Hatun'la konuştum. O ilgilenecektir. Şu Hamilton gavurunu anlayamadım gitti. Dilinde zehir, kuyruğunda şifa var yılanın. Aynı gece hem bizden can alıyor hem de can kurtarıyor. Ne oluyor kumandanım? Zeynep'in kim olduğunu anlamadan kurtardın. Aman kurtarmış olsun da. Bombayı ne zaman patlatacağız kumandanım? Bu iş alelade bir vazife olmaktan çıktı. Aynı zamanda Recep'in de intikamını alacağız. Yakup. Buyur kumandanım. Bombayı yarın patlatacağız aslanım. Senin vazifen bölgeye çekebildiğin kadar İngiliz çekmendir. Başüstüne. Bu hadiseden sonra da karargâhtaki vazifenden bir an önce ayrılmaya bak. Eğer Hamilton Recep'i yakaladıysa senden şüphelenmesi an meselesi. Bomba patladıktan sonra ayrılması gavuru daha çok kuşkulandırmaz mı kumandanım? Bomba patladıktan sonra sokaklardan gelen haberlere daha çok ihtiyaç duyacak. Eğer halktan biri olduğun için sokaklarda daha faydalı olduğunu söylersen buna ikna olacaktır. Kim yaptı bunu sana Zeynep? İnşallah zehrin iç organlara verdiği hasar yenecek güçtedir. Yenecektir. O sizin tahmin ettiğinizden daha da güçlüdür. Size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ancak çok gizli. Söyleyin.
biliyorsunuz. Rajat idam edildi. Rajat teşkilatı masumun adamıydı. Korkmayın Fatma Hanım. Ben de sizdenim. Çok korktum. Çok şükür. Ancak yardımınıza ihtiyacım var. Tabii söyleyin yeter. Ali kumandana benden bir mesaj iletmenizi istiyorum. Bunu acil görmem gerekiyor. Siz yeter ki Zeynep'i iyileştirin. Ali kumandana isteğinizi ileteceğim. Erzak deposu nerede diye soracağız. Sor bakayım. Asker abi, erzak deposu nerede? Aferin sana. Hadi göreyim seni. Asker abi, erzak deposunun yeri nerede? Kim soruyor? Şurada bir amca. Bilmiyorum. Hadi git şimdi. Durum raporlarını derhal iletmeniz lazım. Bu bizim için önemli. Komutanım, önemli bir durum var. Asker, çık dışarı. Nedir? Dışarıda bir çocuk geldi. Erzak ambarının yerini sordu. Kim soruyor dedim. Sokağın birini gösterdi ama kimse yoktu. Şüphelendim, bunu size bildirmek istedim. Bunu komutan Hamilton'a hemen bildirmemiz lazım. Sen görev yerine dön. Ali kumandanın planlı bir nakış gibi işlemeye başlayan Yakup, İngilizleri telaşlandıracak taşı göle atmıştı. Öyle ki taşın çıkarmaya başladığı dalgalar yavaş yavaş Hamilton'a kadar gidecekti. En önemli görevimiz güvenlik beyler. Zafiyet istemiyorum. Askerlerinizi iyi eğitin. Yoksa hesabını sizden sorarım. Ambarın etrafındaki güvenlik önlemleri arttırılacak. Kuş dahi uçurtulmayacak. Çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Sıkıntıyı sezen Hamilton, askerlerini erzak ambarının yakınlarına yerleştirerek olabilecek bir baskına karşı kendi güvenliğini kurmaktaydı. İngilizler ambarı kontrole gelmişlerdi. Fakat Ali kumandan ve neferleri aldıkları erzaklardan sonra ambarı belli olmayacak şekilde yeniden düzenlemişlerdi. Böylece İngilizler ambardan erzak alındığını anlamayacaklardı. Temiz buralar. Arka tarafa da bakalım. Arkaya nasıl girecekler? Kapı kilitli zaten. Fatma Hatun arkadaşı, can yoldaşı Zeynep'in başındaydı. İnşallah tez vakitte çıkacağız burada. Dualar okudu, şefkat gösterdi. Bunları yaparken Alisa'nın gözünün üzerlerinde olduğunu bilmiyordu. Daha yapacak çok şeyimiz var. Hadi Zeynep, hadi. Halil Albay, birilerinin onu öldürmek istediğini biliyordu. İşlerinden biri olan bu kişi onu öldürmekten vazgeçmişti. Salih. Emret kumandanım. Bu delikleri görünmeyecek şekilde kapatın. Emredersiniz kumandanım. Ancak Halil Albay bundan sonra daha temkinli olacaktı. Çünkü onu öldürmek isteyen kişinin tekrar geleceğinden emindi. Misafirimizi görmeye biz gitmeyecek miydik efendim? Evet. Ancak bir sürpriz yapıp kendisi gelmeyi tercih etti. Ne zaman burada olacak? Onu yalnızca o bilebilir. Ne zaman nerede olacağını kimse bilemez. Peki siz hiç kendisiyle görüştünüz mü efendim? Hayır. Ama görmüş olsam bile ikinci kez tanımam imkansız. Sürekli kılık değiştirir. Her seferinde farklı biri olarak çıkar karşına.
Peki onu nasıl tanıyacağız? Kullandığı paroladan. Efendim, gelen bilgi doğru. Ne bilgisi? Üsküplü ve çetesinin erzak ambarımıza gireceklerini öğrenmişler. Bugüne kadarki yaptıkları eylemler hakkında hiçbir istihbarat bilgisi gelmemişti efendim. Bu Üsküplü'nün yeni bir oyunu olabilir de iyice araştırılmasını istemiştim. Demek ki doğru. Misafirimiz buradayken hiçbir aksilik istemiyorum. Gerekeni yapın. Emredersiniz. Efendim. Her duruma hazırlıklı olun Alfred. Dediğim gibi bu Üsküplü'nün yeni bir planı olabilir. Misafirimizi karşıladıktan sonra ben de geleceğim. Emredersiniz efendim. Patlayınca İngilizler büyük sıkıntıya girecek. İhmal yolları kapalı. Dolayısıyla acısını halktan çıkaracaklardır. Haydar baba, İngilizlerden aldığımız yiyecekleri halka dağıtmak senin vazifen. Emredersin kumandan. Vakti geldiğinde ihtiyaç sahiplerini tespit edip el altından dağıtırsın. Anlaşıldı kumandan. O vakte kadar da yiyecekleri iyi muhafaza etmemiz gerek. Benim çavuş. Yakup geldi kumandanım. Kumandanım, karargâhta bir telaşa var. Erinden ahçısına herkes teyakkuz halinde. Ayrıca generalin odasında büyük bir toplantı organize ediyorlar. Önemli bir misafiri varmış. Kimmiş? Adını öğrenemedim. Vakit geldi aslanlar. Bombayı patlatmanın tam sırası. Vakit intikam vakti. Kumandanım. Seni dinliyorum Salih. Misafirimiz emrettiğiniz gibi yola çıktı. Misafirimiz hakkında en ufak malumatı dahi bilmek istiyorum. Onu bizim için yapacakları çok mühim. Baş üstüne kumandanım. Başka ne vardı? Kumandanım, beni bağışlayın ancak sormak zorundayım. Bu yırtıkla alakalı bir emriniz yok mu? Bunun nasıl olduğunu... Nasıl olduğunu değil. Neden olduğunu anlamadığımız sürece ihanetin önüne geçemeyiz Salih. Ordumuzu zan altında bırakmamak için bu işi kendim çözeceğim. Fakat kimse bundan haberdar olmayacak, anlaşıldı mı? Anladım kumandanım. Şayet neferlerimiz arasında şüphelendiğim bir hal olursa bunu bana bildir. Baş üstüne. Kumandanım, son olarak size İstanbul'dan mektup var. Hususi olarak gönderilmiş. Mehmet Akif Bey'den Mehmetçiğe mektup var. Her bir Mehmetçiği selamlıyor. Güzel günler muşt oluyor. Memleketin her karışını gezip gençlere rüyamızı, hayalimizi anlatıyor. Mektubunda dünü kaybetmiş olsak da yarına sel gibi, volkan gibi, aklı hür, göğsü iman dolu bir neslin geldiğini müjdeliyor. Kendisiyle tanışmayı çok isterdim kumandan. Bulursan tanışırsın Salih. Onlar iki gün üst üste aynı döşekte uyumazlar. Mehmet Akif Bey memleketin her yerinde. Eşref Bey Arap diyarlarında. Ömer Naci Bey Kerkük'te. Adil Hikmet Bey Türkistan'da hürriyet ateşini harlamak için dört nala at koşturuyor. Yiğit düştüğü yerden kalkar Salih. El ele.
omuz omuza vererek bu cendereden çıkacağız. İnşallah kumandanım. Bay Lawrence, hoş geldiniz. Sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Ben Şeyh Kerim. Zaten buradaydım. Asıl siz hoş geldiniz general. Her seferinde yeni bir isim, yeni bir kılık. Britanya'yı da büyük kılan bu zaten. Muhataplarımıza karşı birçok yüzümüz olsa da hedefimiz tek. Haritaları sil baştan çizip dünyayı tekrar şekillendirmek. Shakespeare'le aynı zamanda yaşamış olsaydınız birbirinden farklı karakterleri oynamanızdan dolayı sizi kıskanabilirdi. Teşekkür ederim yüzbaşı. Ama maksadım kimseyi kıskandırmak değil. Bu bölgede kuracağımız devletlerle Shakespeare'in dilini, yani İngilizceyi bütün dünyaya hakim kılmak. Zira dil düşüncedir. Bu hedefimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Buyurun geçelim. Nevri Çavuş. Nevri Çavuş. Nevri Çavuş. Israr edip durmasana ulen, duymazdan gelirim işte. Niye duymazdan geliyorsun ki? İngiliz'in aklı çıkacak. Rajat'ın intikamı yakındır. Hasbünallah. Ne dedim ki ben şimdi? Bir şey demedim ki daha. Adım çıkmış, adım. Adım çıkmış Sait. Nevri Çavuş. Çavuş. Fatma Hatun. Yoksa Zeynep'e bir şey mi oldu? Yok Zeynep iyi. Doktor Salman'dan haber getirdim. Seninle evlilikle görüşmek istediğini söyledi. Neymiş mesele, söyledi mi? Söylemedi. Sadece görüşmek istediğini söyledi. Hayırdır inşallah. Kitap kimin? Sana bir armağan getirdim. Fuzuli'den Leyla ile Mecnun. Sana getirdim.
gün güneşin doğmasıyla başlar diyorlar. Vallahi bu hesaplara göre söylenmiş bir sözdür. Güneş yüzlü sevgilimin görünmediği hiçbir güne ben gün demem. Benim hesabım da budur. Beyrut'ta talebeyken eğer bir gün gönlüme bir sevda düşerse o sevdayı gönlüme maya çalana hediye ederim diye saklamıştım. Bu hediyeni hiç unutmayacağım. Her vakit saklayacağım. Yüzün niye düştü Ali? Beğenmedin mi hediyemi? Yok, beğendim. Senden gelir de beğenmez olur muyum hiç? Lakin aklım başka yerde. Ne oldu? Benim bilmediğim bir şey mi var? Yoksa babam mı bir şey söyledi sana? Birazdan şehirde çok büyük bir patlama olacak. İngilizlerin erzak ambarını havaya uçuracağız. Ne? Nasıl yapacaksınız bunu? Kazdığımız tünellerle ambarlarına çıkmayı başardık. Halka dağıtacağımız kadar erzağı da aldık. Ali ya size bir şey olursa, ya açığa çıkarsanız ne olacak? Bir şey olmayacak, merak etme. Fatma Hatun, bundan sonra işler bir hayli kızışacak. Çember daralıyor. Senden ricam, önemli bir hadise olmadığı sürece buraya gel. Zeynep'in durumu ne bu arada? İyi Zeynep. Yani iyi olacak. Doktor Salman zehirlendiğini söyledi. Bu kızı bunu kim yapmış olabilir? Bu kızın bilmediğimiz bir düşmanı mı var? Ben bir tek Doktor Alisa'dan şüpheleniyorum. Mehmet hastanedeyken Zeynep Doktor Alisa'nın Mehmet'e karşı zaafları olduğundan şüpheleniyordu. Zeynep'in de Mehmet'le ilgileniyor olması Alisa'nın dikkatini çekti. O günden beri düşmanlık besliyor Zeynep'e karşı. Eğer bunu yapan Alisa'ysa Zeynep ölene kadar durmayacaktır. Merak etme. Doktor Salman gerekeni yapıyor. Türkler bizleri buraya hapsetmiş, şehre kimseyi yaklaştırmıyorken siz onları atlatıp nasıl kuta girdiniz? Benim görevim bu yüzbaşı. Girilemeyen yerlere girmek, yakalanamayanları yakalamak, kimsenin bilmediği şeyleri öğrenmek. Ancak şüphenizi anlıyorum. Size paralamı söyledim. İçiniz rahat edecekse Basra'ya telgraf çekip size verdiğim bilgileri teyit edebilirsiniz. Türkler telgraf hatlarını tahrip etmişken bunu yapmak şu anda imkansız Bay Lawrence. Yüzbaşının kusuruna bakmayın siz. O her daim tek gerçeğin şüphe olduğunu düşündüğü için söylüyor bunları. Rica ederim general. Yüzbaşının şüphesi beni ziyadesiyle memnun etti. Zira çölde herkese güvenemeyiz. Ancak yine de ben tekrar telgraf çekmeye gerek görmüyorum. Telgraf telleri tahrip edilmeden önce geleceğinizi haber almıştık. Bu kadar tehlikeye aşıp geldiğinize göre önemli bir şey olmalı. Baylar, Londra bu işin bu kadar uzamasından oldukça rahatsız. Bu cephe yıkılmak üzere olan Türklere güç verdi. Mumu taşılan. Üzgünüm ama sayenizde Türkler yeniden ayağa kalktı. Bu çok büyük bir suçlama Bay Lawrence. Kabul edemem.
Londra eğer bir suçlu arıyorsa bu BM askerlerim değiliz. Günlerdir takviye destek bekliyoruz, direniyoruz. Bunun tek suçlusu güçlü bir askeri destekle Türklerin kuşatmasını kıramayan Londra'dır. General, şehirde Üsküp düve çetesinin yaptıklarından da mı Londra sorumlu? Ordumuzun içindeki Hintli askerlerin ihanetini ispatladım. Üsküp düve çetesini yakında yakalayacağız, merak etmeyin. Bu vaatleri bana değil, araba şeritlerine verin yüzbaşı. Üsküplü'yü yakalayıp elinizden kaçırdığınızı biliyorum. Sayenizde Üsküplü bölgede bir halk kahramanı olmuş. Burada dura dura serap görmeye başlamışsınız. Aklınız tutulmuş. Unutmayın, biz İngilizlerin en büyük özelliği akıldır. Türkleri de akılla yeneceğiz. Nedir general? Bilmiyorum hayranız. Bilmiyorum. Efendim, pencereden uzak durun. Sensere bizi paramparça edecek. Efendim. Türkler erzak ambarımızı patlattı. Maalesef çok sayıda askerimiz öldü. Yüzbaşı Emaltan! Aksilik istemediğimi defalarca belirttim. Bu kadar zor bir şeyi Türkler elini kolunu sallaya sallaya nasıl başarabiliyorlar? Bütün güvenlik önlemlerini almıştım efendim ama... Demek ki içerideki bütün hainleri temizleyememişsiniz yüzbaşı. Bay Lawrence, Üsküplü ve çetesini yakalamadan şehirden ayrılmayın. Bizimkiler cephaneliği patlattılar herhalde. Cephaneliği mi patlattılar? He, cephanelik. Sesin büyüklüğüne bakılırsa cephanelik bu kardeş. Sen Ali kumandanı yaptın, nereden biliyorsun? Ali kumandan bunu yapmak için orada Mehmet'im. Yok yok. Ses fazla gür değil. Bence cephaneliği değil, başka biri patlattılar.
bütün karargahı patlatmışlardır. Keşke. Nerede kaldı bu adam? Hala gelmedi mi? Haberci yolladır efendim. Birazdan gelir. Ebu'la. Ebu'la duydun mu patlamayı? Duydum Necar, duydum. Sanki şehri göğe çıkarıp yere indirdiler. Ne oldu? Osmanlı mı şehri bombalıyor yoksa yine Üsküp'lüğün işi mi? Bilmiyorum. Allah kahretsin. Ne yaptılar bilmiyorum. Efendim, patlamanın sebebi belli oldu. Ne olmuş? İngiliz ordusuna ait erzak ambarı havaya uçmuş. Yangını söndürmeye uğraşıyorlar. Her şey yanıp kül olmuş. Eyvah. Allah kahretsin. Ölü ya da yaralı var mı oğlum? Çok İngiliz askeri öldü diyorlar. Fazlasından haberim var. Çık dışarı. Eyvahlar olsun. Olan yine bize olacak. Bizim bu işte bir dahilimiz yok. Bedelini biz değil, bunu kim yaptıysa o ödeyecek. Hayır, bizi ödetecekler. Sen hala tanımadın bunları. Ne akla? Niçin bizi ödetecekler? Yaşamak için. Yiyeceğe ihtiyaçları var Kaymakam Bey. Dışarıdan takviye alamıyorlar. Onca erzak havaya uçmuş. Halkın ambarlarına dadanacaklar. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun Necar. Bu bir felaket. Zaten halkımız kuşatmadan dolayı perişan bir halde. Şimdi ellerinden de yiyecekleri alınırsa bunları kimse zapt edemez. Allah kahretsin. Onun istediği de bu zaten. Halkın ayaklanması. Kimin istediği? Üsküplü'nün. Son çarpışmaların ardından İngilizler iyice kapana sıkıştı. Bundan sonra ne kadar direnebilecekleri bizim maharetlerimize kalmış. Bana düşen vazife ne? Çemberi daraltmamıza yardım edeceksin. Necar. İvedilikle bir tedbir almamız lazım. Bu felakete izin veremeyiz. Hayırdır aslanım? Gene de böyle. Bir şey mi arıyor? Kumandanım ben. Sen ne? Kumandanım çadırın dışında nöbetçi görmeyince içeriği kolçan etmek istedim. Aferin. Her daim böyle dayakuzlu ol. Emredersiniz kumandanım. Seni dinliyorum Salih. Burada 7,5'luk toplarımız için yeterince mühimmata sahibiz kumandanım. Sahra topları ve havanlar ne durumda? Yeterli miktarda var kumandanım. Kafi. Hafif silahlarımızda bir sıkıntı yok değil mi? Hayır kumandanım. 15.000'in üzerinde tüfeğe ve yeterli miktarda fişeğe sahibiz. Kapan gitgide daralıyor Salih. Silahlarda ve mühimmatlarda bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandan. Kumandanım. İngilizler pes edecek mi dersiniz? Şehirdeki neferlerimiz İngilizlerin erzak ambarlarını patlattı. Zafer çok yakın Mehmet'im. Kumandanım, teşkilat-ı mahsusanın yumruğu şehrin her yanından duyuldu. Bu vurduğumuz ilk yumruk değil. Son da olmayacak aslanım. Ancak benim size iyi haberlerim yok ne yazık ki. Ne oldu? Zeynep Baca daha kendine gelemedi. Ama iyi olacak değil mi? İnşallah. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak zamana ihtiyacı var. Sen Zeynep'i yalnız bırakma.
Onu tekrar öldürmeye kalkabilirler. Baş üstüne kumandanım. Yalnız tek vazifem bu olmasın. Şehit olan Racat'ın vazifesini ben devralmak istiyorum. O bu davaya şerefiyle hizmet etti. Söylediklerini duysaydı seninle gurur duyardı. Vazife senindir aslanım. Baş üstüne kumandanım. Ne yapacağımı söyleyin yeter. Yel olup Hintli Müslüman kardeşlerimizin arasında eseceksin. Uyanış olup akıllarında dolanacaksın. Onlar bu harbin kalbinde sanmam. Racat'ın şehadeti onları sarsmıştır. Eğer yetim kalırlarsa filizlenemezler. Elimden gelen her şeyi yapacağım kumandanım. Lakin başka bir yol bulman gerek. Hamilton'un gözü onların üstünde olacaktır. Her şeyi baştan başlatmam için vakit lazım kumandanım. Bu çok çetin bir vazife. Vakit dediğin avuçlarında bir buz parçası. Vazifen o buzu eritmeden ateşi yakmaktır. Çetindir. Ama sonunda zafer vardır. General, civarda yaşayan bazı aşiretler oldukça tedirgin durumda. Neden? Lihye aşireti kervanlarını işletememekten şikayetçi. Çünkü Türkler hakim oldukları bölgelerden geçiş hakkı vermiyor. Geçiş hakkı verdikleri var mı peki? Var. Şam var, Münefek ve Bezdun aşiretlerine karışmıyorlar bile. Çünkü bunlar iflah olmaz şekilde Türk dostu. Bize yakın olan aşiretlerden sıkıntı yaşayan var mı peki? Özellikle Rümeyli aşireti. Kalabalık bir aşiret ve etki alanları da çok geniştir. Ama onlar da şehirdeki akrabalarıyla görüşememekten yakınıyor. Şimdi burada vazife bizden çok size düşüyor. Özellikle bize yakın olan aşiretlerle görüşüp sıkıntının bizden değil Türklerden kaynaklandığını anlatmanız lazım. Zira şehri kuşatan biz değiliz. Türkler. Anlıyorum. Yalnız general, size bir şey sormak istiyorum. Bu toplantıda neden Şerif Necar yok? Eğer o olursa aşiret liderlerini ikna etmem çok daha kolay olabilir. Bu ticari değil, daha çok siyasi bir mesele. Ona ihtiyacınız olmadan da bu meseleyi çözebileceğinize inanıyoruz. Yüzbaşı, Şerif Necar nüfuzu olan bir insandır. Muhakkak burada olanlardan haberdar olacaktır. Eğer haberi olursa aramızdaki bağlar zedelenir. Şerif Necar'ın son zamanlardaki davranışları şüphelendirici. Ona karşı olan güvenimiz sarsılmış durumda. Ayrıca oğlunuz Zafer, gelecek vadeden bir genç. Şerif Necar'dan ziyade önemli konuları onun halletmesi sizin daha çok işinize yarayacaktır. Bizim daha çok ateşli ve inançlı müttefiklere ihtiyacımız var Ebu'la. Açıkçası oğlunuz Zafer'in size daha iyi bir iş arkadaşı olacağına inanıyoruz. Tamam. O zaman bu gece Halil'i bir ziyaret edelim. Aşiret liderlerinin sözcülüğünü de oğlum Zafer yapsın. Kimse var mı? Cephanelikte kimse var mı? Mehmet. Sen benim kardeşim. Ne yapıyorsun burada? Halil kumandanla mühimmat sayımına gelmiştik. O gitti, ben kaldım. Halil kumandanın katı emri var kardeş. Vazifeliler haricinde cephaneye girilmesi yasak. Ben de çıkıyordum zaten çavuşum.
Daha önce sen kurtarmıştın beni ölümün pençesinden, şimdi de ben seni. Ya seni o sokakta görmeseydim? Belki de şimdiye kadar seni kaybetmiş olurdum. Bu kadar kuvvetli duygularımın olduğunu bilmeden. Daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Ama Tanrı seni bulmamı istedi. Belki de ikimize bir şans vermiştir. İyileşiyoruz. Birbirimizi tanıyacak zamanımız olmadı hiç. Kim bilir, belki de bunları senin yüzüne anlatma fırsatım olabilir. Britanya'nın fakir bir kasabasında doğdum ben. Babam işsiz güçsüz alkolik adamın tekiydi. Sürekli annemi döverdi. Ama annem çok güçlü bir kadındı. Beni de kardeşlerimi de yıllarca o korkunç adamdan korumayı başardı. Sonra bir gün babam annemi o kadar çok dövdü ki onu öldürecek sandım. 17 yaşındaydım. Elime bir bıçak aldım. Sonra babamı 17 yerinden bıçakladım. Babamı öldürdüm ben. O da anneme bir daha hiç dokunamadı. Aradan geçen yıllar içinde asla zavallı babam gibi olmadım. İyi bir asker olmak için, ülkemi gururlandırmak için korkusuzca savaştım. Ama şimdi kafamın içi bulanıklaşıyor. Bugüne kadar hiç hissetmediğim hisleri hissediyorum. Bu hisler beni tedirgin ediyor. Bir asker sadece davasını düşünmelidir. Duygusal zayıflıklara savaşta yer yoktur. Çünkü her yerde seni avlayacak düşmanlar vardır. Düşmanlar sadece dışarıdan değil, içeriden de saldırıyor.
Artık daha dikkatli davranmam lazım. Şehre yeni bir casus geldi. Lawrence. Arabistanlı Lawrence. Buna karşı dik duracağım. General benim kimseye ihtiyacım olmadığını görecek. Üsküplüğü ve çetesini Lawrence'dan önce yakalamam lazım. Bunu başaracağım. Yoksa bugüne kadar başardığım her şey tek bir başarısızlığın içinde yok olup gidecek. General Lawrence'a itibar etse de ben kazanacağım Zeynep. Sonra bu savaş bitecek. Seni de yanımda götüreceğim Zeynep. Asıl ben ikiniz de ait olduğunuz yere göndereceğim. Cehennemi. Patlamadan sonra ambarı inceleyen İngilizler, raporlara bakarak Ali kumandan ve neferlerinin patlamayı tünel yoluyla yaptıklarını anlamıştı. Salman, Ali kumandandan aldığı emri yerine getirmekteydi. Hintli kardeşlerine cesaret aşılayan Salman, bir yandan da Zeynep'i Alisa'dan koruyacaktı. Görevi alan Zafir, bölge aşiretleriyle görüşerek bir an evvel saldırmak için hazırlıklara başlamıştı. Her şey hazır mı? Hazır efendim. Hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkacağız. Sen. Sen. Yüzbaşı, söylediğiniz gibi ambarların patlatılmasında Hintli Müslüman askerleri kullanmamışlar. Bu kadar emin olmayın Bay Lawrence. Ayrıca iddianızın bir kanıtı yok. Zafer, gerçeği kabul edenlerin hak ettiği bir armağandır yüzbaşı. Gerçeğin üstünü örtenlerin değil. Üsküplü'nün ambarı tünel kazarak patlattığı apaçık ortada. Neden bunu görmezden geliyorsunuz? Bay Lawrence haklı. Mesele yalnızca içerideki Hintliler değil. Sayın da daha önce bahsettiğin gibi yer altındaki yapılanma, onların kazdıkları tüneller. Meselemiz bu. Tünelleri takip ettik efendim. Ama bir yerden sonra kapanıyor. Tüneller evlere çıkıyor. Evleri didik didik aradık. Bir iz yok. Ya bölgede işbirliği yaptığımız aşiretler? Üsküplü hakkında bir şey bilmiyor olamazlar. Türkler bizim onlara vaat ettiğimizden daha fazlasını vaat etmişlerse? Böyle bir şey olması mümkün değil. Üsküplü fazlasıyla onlara da zarar veriyor. Özellikle Ebu Ulay ve Şerif Necar'a. Bu kadar emin olmayın yüzbaşı. Aynı dinden oldukları halde bizim vaat ettiklerimiz karşısında aşiretler bizim yanımızda yer aldı. Eğer Üsküplü meselesini çözemezsek bizi de terk edeceklerdir. Ayrıca daha büyük bir tehlike de bizi bekliyor. Yakında başlayacak olan yiyecek sıkıntısı. Evet efendim. Üsküplü'nün ambarı havaya uçurmasının sebebi bu. Yiyecek sıkıntısı yalnızca askerler arasında değil, şehir halkı arasında da telaşa sebep olacaktır. Kalan yiyeceklerin tam listesini istiyorum. Emredersiniz efendim. Kuşatma bitene kadar yiyecek kullanımını yarıya indirin. Şehirdeki tüccarlardan da alabildiğiniz kadar erzak alın. Ben de halkın arasına sızıp bilgi toplayacağım. Yalnız benim burada olduğumdan Arap dostlarınız dahil hiç kimsenin haberi olmasın. Siz merak etmeyin. Yüzbaşı Hamilton
size şehirle ilgili tüm bilgiyi verecektir. Ne zaman bitecek bu kabus? Zeynep. Hadi iyileş artık lütfen Zeynep. Daha yapacak çok şeyimiz var. Hadi herkese ne kadar güçlü olduğunu göster. Hadi Zeynep lütfen. Daha Mehmet'ine kavuşacaksın. Sonra üstümüzde dalgalanan düşman bayrağının indiği günü görüp yan yana mutlu olacağız, sevineceğiz. Hadi Zeynep. Zeynep. İyileşecek değil mi? İyileşecek. Evvela biz inanacağız. Duamızı edeceğiz. O da iyileşecek. Sence Zeynep ifşa olmuş olabilir mi? Acaba onun iyileşmesini bekleyip de işkence yapıp konuşturmaya mı çalışacaklar? Sanmam. Dediğin gibi olmuş olsa Zeynep'i yatağa kelepçelerlerdi. Ama bir şeyler döndü aşikar. Yakup kaymakamlıkta Alisa'yı Zeynep'i soruştururken görmüş. Dikkatli olmamız lazım. Tamam. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah hemen iyileşir Zeynep. Hamilton şerefsiz ilk defa bir işe yaradı. O varken Alisa Zeynep'e dokunmaya cesaret edemez. Güçlü olman lazım Fatma. Zeynep'in yokluğunda vakıfta yalnız kalacaksın. Hem Alisa'yı hem de vakfı takip etmen gerek. Dikkatli ol. Tamam, merak etme. Nasıl kaldı Fatma? Zafer'e de, Uslat'a da az kaldı. Az kaldı. Demek meşhur Albay Lawrence sizsiniz. Kim soruyor? Doktor Alisa. Hastanenin başhekimiyim. Çok memnun oldum. Şehre yeni geldiğinizi öğrendim. Elimde ilginizi çekeceğini düşündüğüm bilgiler var. Şehre dair bilgileri Yüzbaşı Hamilton'dan aldım. Teşekkür ederim. Eminim öyledir. Fakat... Fakat siz ona güvenmiyorsunuz. Doğru. Güvenmiyorum. Bay Lawrence, Yüzbaşı Hamilton bir Türk casusunun etkisi altında. Kızın adı Zeynep. Bir anda şehirde belirdi ve kendisini Şerif Necar'ın yeğeni olarak tanıttı. Ben onu firar eden iki isyancıyla konuşurken gördüm. Ama Yüzbaşı Hamilton'a söylediğimi önemsemedi. Çünkü kıza aşık oldu. Onun yalanlarından başka hiçbir şeye inanmıyor. Peki kız şimdi nerede? Hastanede yatıyor. Zehirlenmiş. Kim tarafından diye sormama gerek yok herhalde. Öfkeli bir kadının yapamayacağı şey yoktur.
Demek şehir başından beri sizin elinizde olsaydı isyancılardan çoktan kurtulmuş olacaktık. Artık endişelenmenize gerek yok. Ben buradayım. Ve çok akıllı bir yardımcım olacak. Bay Lawrence, neye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Siz yeter ki o lanet olası kızı ve yüzbaşı Hamilton'ı yok etmeme yardım edin. Öyleyse artık kutlayacak bir şeyimiz var. Zafer'e. Zafer'e. Bana bildiğiniz her şeyi anlatın. Evime bu kadar sık gelip gitmeni istemiyorum. Sizin yüzünüzden ölümle çelik çomak oynar oldum. Artık Müslümanlara hizmet ediyorsun. Korkma. Ölürsen şehit olacaksın. Sen bu güzel ama boş lafları git Bedevilere anlat Üsküplü. Söyle ne istiyorsun? Sen beni neden dinleyemiyorsun? Söyleyeceklerime inanmaktan mı korkuyorsun? Yoksa hakikatleri duymak mı seni bu kadar sinirlendiren? Bana bak. Ne dersen de fikirlerimi değiştiremezsin. Kızıma bir şey olmasın diye yardım ediyorum size. İstersen etme. Beni başkalarıyla karıştırma Neccar. Sana da kızına da bir şey olmayacak, söz veriyorum. Ama bir düşün. Olur Osmanlı kaybederse, ya Haçlılar şehirlerimizi tekrardan talan ederlerse, İngilizler Peygamber Efendimizin Medine'deki kutsal emanetlerini kaçırmanın peşindeler. Bunu İzzet'i nasıl kaldıracak? Osmanlı 6 asırdan beri haça çarpan hilalin diğer adıdır. Ya sahibe esir olarak yaşayacaksın ya da hilalin gölgesi altında onurunla yaşayacaksın. Devlet-i Aliye Müslümanların son umudu, son cephesi, son kurşunudur. Biz Türkler Osmanlı'yı kaybedersek bir devleti kaybetmiş oluruz. Kendi küllerimizden doğar yenisini kurarız. Ama siz her şeyinizi kaybedeceksiniz. Benden ne istiyorsunuz Küplü? Neferlerimden biri İngilizlerin elinde. Adı Mehmet. Hafızasını yitirmiş durumda. Onu bulmamız lazım. Nereden bulacağım onu? Kim biliyor yerini? En son Ebu Ulan'ın evinde tutuyorlardı. Bir daha da haber alamadık. Ziyaretinizin sebebi hikmeti nedir efendiler? Bir maruzatınız mı var? Her biri bölgenin önemli aşiretlerinin temsilcisi olan dostlarımız kuşatmadan oldukça rahatsız Halil Bey. Neden? Vatan müdafasının ne gibi bir zararı var? Bölge halkı sizin İngilizlerle olan husumetinize katlanmak zorunda kalıyor. İyi ya. Katlanmayın. Siz de vatanınızı savunan Osmanlı ordusuna katılın. Biz bu cederleşmede taraf olmak istemiyoruz. Siz ne istiyorsunuz?
kervanlarımızı işletip ticaret yapmak istiyoruz. Başka? Kendi topraklarımızda işgal altındayız. Çok doğru söylüyor Halil Bey. Ticaret yapamıyoruz. Doğru söylüyor. Gördüğünüz gibi şikayetler tafsilattı. Açıkçası bu toprağın insanları olarak kuşatmayı kaldırmanızı istiyoruz. Bu kuşatma kalkmalı. Herkes şikayetçi Halil Bey. Tüccarlar şehre girip çıkamıyor. Alışveriş yapamıyor. Herkes size şikayetçi. İngilizlerin kayığına binip bize mi kastedeceksiniz? Topraklar bize dedemizden miras kaldı. Dolayısıyla tasarrufu da bize aittir. Bu topraklar sizin değil, devlete aliyenindir. Biz buraları siyasi hokkabazlıklarla yurt eylemedik. Hüküm devlete aliyenin olabilir. Ancak bu topraklar bizimdir. Atalarımız buralara geldiklerinde dillerinde çiçekli böcekli şarkılar yoktu. Önlerinde kurtbaşlı tuğlar, bellerinde ucundan kan damlayan yatağanlar vardı. Bu topraklar miğferlerinde dünya bir gün yazan dedelerimizin kılıç hakkıdır. Kut şehri bizimdir Halil Bey. Kuşatmayı kaldırıp ait olduğunuz yere gidin. Bizden çakıl taşı isteyenlerin bu topraklardan alacağı tek şey bu toprağın altına girmekten ibarettir. Ben size vatan savunması diyorum. Siz hala ticaret ziyaret diyorsunuz. Anadolu'da hem de bir akşam vakti mahallemize bir yabancı girdiğinde gündüz vakti önünüze yal koydunuz köpekler. Onları geldiklerine pişman eder. Siz de bırakın yabancı birini, vatana işgalci girmiş hala susuyorsunuz. Defolun gidin buradan. Defolun gidin. Mehmet'im, niye abdest almıyorsun sen? Var mı abdestin? Var tabii. Abdest üstüne abdest, nur üstüne nur gibidir Mehmet. Al sen yine kardeş. Hayırdır, niye şaşırdın yine Mehmet?
Abdest almayı da unutmadın değil mi Mehmet? Yok canım, unutmadım. Mehmet'im, gel hadi şöyle. Gel kardeşim. Çıkar ceketi. Şöyle sıva kollarında bize. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Kardeşim, hadi biz namaza geçelim. Mehmet'i beklersek anca sabah namazına yetişir onun abdesti. Ve biz akşam namazını kaçırmayalım. Gece ne kalkan? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber. Sait. Ne dönüp durursun pervane gibi buraya başımızda? Otur gari başımız döndü. Pervane keyfinden mi döner durur ateşin etrafında? Onu döndüren dert. Pervaneyi ateşin etrafında döndüren dert de, ateşe düşüren dert de sevdadır Said. Senin derdin ne ola ki? Anlatayım. Zeynep Bacı düşmanın elinde canıyla cebelleşiyor. Mehmet, yani kardeşim, aklını yitirmiş, nerede olduğunu bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum, ne yapacağını bilmiyorum, ne yapmak istedim. Böyle fırfır gibi gezince öğreneceğiz mi ne yapacağını? Tabii. Sana göre ne var? Mehmet'in aklı yerinde değil diyorum. Ya kendine bir şey yaparsa, ya bizden birine bir şey yaparsa. Giydiği elbise bizim çocuğun. Yüzü bizim. Dili bizim. Ama aklı bizimle değil diyorum. Said, hele bir dur. Bak, şeytan Mehmet'e bir melanet hırkası giydirdi diye ruhuna da pranga vuramaz. Ruhu hep aynı ruh. Günün birinde tek kanadı kırık, yaralı bir kuş Hazreti Süleyman huzuruna çıkar. Der ki, ben bir dervişten şikayetçi.
Hazreti Süleyman derhal o dervişi huzura çağırır. Dervişe der ki, bak bu kuş senden şikayetçi. Onun kanadını kırmasın. Derviş bakmış. Demiş ki, sultanım, ben o kuşu avlamak istedim. O beni gördü. Kaçmadı. Ben biraz daha yanına yaklaştım. Kıpırdamadı. Ben de bana teslim olmak istediğini düşünüp üzerine çullandı. İşte o sıra kurtulmak istedi. Ve kanadı kırıldı. Hazreti Süleyman kuşa döner. Adam haklı. Sen hakkını savunmamışsın, kaçmamışsın der. Kuş der ki, sultanım, ben onun üzerindeki derviş elbisesini görünce kaçmadım. Çünkü dervişler Allah'ın sevgili kullarıdır ve Allah'tan korkarlar. Eğer üzerinde derviş hırkası olmasaydı, avcı diyebilirdim, o zaman kaçardım. Dinlemiş Hazreti Süleyman ve demiş ki, kuş haklı. Kısasa kısas, kırın bunun kolunu. Lakin yaralı kuş birden fırlamış, yapmayın efendimiz demiş. Eğer kolunu kırarsanız, yarın öbürsü gün iyileşip bana yaptıklarını bir başkasına da yapabilir. Ama üzerinden derviş elbisesini çıkarırsanız, herkes onun avcı olduğunu bilir ve kaçar. Yani her zaman gördüğümüz şey hakikat değildir. Bizi asla aldatmayacak tek hakikat ruhtur sahip. Mehmet'in de ruhu vatan sevgisiyle, imanla bezelidir. Ve böyle bir ruhu ne şeytan ne de İngiliz'in oyunu bozabilir. Bak görürsün, yakında kendine gelir, kurtulur bu oyundan inşallah. 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 Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarek de yazel celali vel ikram. Ala Resulüne Muhammeden salavat. Otur. Amin. Ya Rabbi, İslam'ın sancağını taşıyan Mehmetçikleri mahcup etme Allah'ım. Amin. Ordumuzun zaferiyle memleketimize bayram sevincini nasip eyle Allah'ım. Amin. Düşmanı kahru perişan eyle Allah'ım. Amin. Kavmiyetçilik illetiyle hareket eden kardeşlerimize sen hidayet nasip eyle Allah'ım. Amin. Ümmeti Muhammed'i düştüğü yerden kaldır Allah'ım. Amin. Mehmetçikten yardımını esirgeme Allah'ım. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah dualarınızı kabul eylesin. Amin. Rahat.
Aslanlarım, memleketin dört bucağında mücadele eden Mehmet Akif Bey'den bugün bir mektup aldım. Hepinize selamları var. Mektubunda memleket sevdalası olan herkesin bizden müjdeli haberler beklediğini yazıyor. İslam diyarlarında Müslümanların gözünün kulağının bizde olduğunu söylüyor. Allah'a yemin olsun ki biz de umudunu bize bağlayanlar için durmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Dağlardaki ateş sönse de bizim gönlümüzdeki heyecan sönmeyecek. Hayallerimiz bitmeyecek. Zafer olan inancımızı ağırlandıracak. Bir kez daha memleketi muzaffer kılacağız. Hepinize inanıyorum aslanlarım. Sağ ol komutanım. Baskın verir gibi. Ne bu hal Neccar? İnsan hasmının odasına böyle girer. Ben de bundan böyle. Hasım mıyız, hısım mıyız onu anlamaya geldim Ebu Ula. Ne demek istiyorsun? Dün bölgedeki bütün aşiretler Osmanlı kışlasına Halil Bey'i görmeye gitmiş. Gidenlerin arasında benim damadım, senin oğlun Zafir de varmış. Bunu benden nasıl saklarsın ha? Nasıl? Sen nereden duydun bunu? Ben Şerif Neccar'ım. Kulağıma gelmeyeceğini mi sandın? Neccar, sakin ol. Geç şöyle otur. Anlatacağım ben sana her şeyi. Bana güvenmeyen biriyle oturup konuşacak bir şeyim yok benim. Nasıl saklarsın bunu? Nasıl? Zafer döndüğünde her şeyi anlatacaktım sana. Bu, bunca yıllık dostluğumuza rağmen bana itimat etmediğini gösterir Ebu Ula. Gidip birine söylememden mi korktun? Asla. Asla böyle bir şey aklımdan geçmedi Neccar. Hem sadece bu değil. Başka şeyler de saklamışsın benden. Ne gibi? Hafızasını kaybeden bir Türk casusunu evinde saklamışsın. Sonra birden ortadan kaybolmuş. Neccar, bu mühim bir mesele değil. Yüzbaşı Hamilton birkaç gün bende kalmasını istedi. Ben de kabul ettim. Peki şimdi nerede? Türk ordusunun içinde. Yüzbaşı Hamilton, Halil Bey'i öldürmesi ve cephaneliği havaya uçurması için onu Osmanlı kışlasının içine soktu. Bay Lawrence. Yüzbaşı. Şehrimizin sert iklimine alışmışsınızdır. Umarım bombalar sizi korkutmamıştır. Alışmamayı tercih ederim. Zira insan bu sertliğe alışınca bir müddet sonra keresteden farkı kalmıyor. Ben sakin iklimlerin adamıyım Yüzbaşı Hamilton. O zaman burayı sevmeyeceksiniz. Havalar soğuyor. İklim daha da sertleşecek. Yakına dönersiniz diye tahmin ediyorum. Merak etmeyin. Ceresteleri yakar ısınırım. Nasıl bir belaya bulaştığınızı bilmiyorsunuz Bay Lawrence. Burası daha önce görev yaptığınız yerlere benzemez. Evet. Doğru. Benzemiyor. Ama siz alışmışa benziyorsunuz. Hatta fazlasıyla içli dışlı olmuşsunuz. Kulağıma gelen fısıltılara göre yüreğiniz bir genç kızınki gibi pır pır atmakta. Dikkat edin Yüzbaşı Hamilton. Arap kızları bir girdap gibidir. Sizi içine çeker, hata yapmanıza sebep olur.
Bu hatadan dönmek için de bedeninizin parça parça olmasına izin vermeniz gerekir. Ben bir askerim Bay Lawrence. Kendimi bombalardan koruyabildiysem kadınlardan da koruyabilirim. Siz dikkatli olun. Bu şehirde kadınlardan daha büyük tehlikeler var. Evet, haklısınız. Ama unutmayın. Askerler bomba patladıktan sonra göreve başlar. Biz bomba patlamadan oradayızdır. Burada olmam sizin için büyük şans yüzbaşı. Bunu iyi değerlendirin. Kumandanım, Enver Paşa'dan mektup var. Mavi göğün çöktüğü, Yağız yerin delindiği bir çağdayız amca bey. Bize ezelden düşman olanlara karşı söyleyecek son sözümüz, devlete ebed müddettir. Ağlamaktan göz pınarlarımız kurusa, ruhumuz elemden paramparça olsa da bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Amca bey, Süphan Göğüs'ü neferlerime selam söyle. Devletimizi temsil ettiğimiz bu kavgada asla fütur göstermesinler. Çünkü Türk, ekmeksiz yaşar ama devletsiz yaşayamaz. El hükmü billah. Gördüğümüz rüya kutlu, ettiğimiz dua mübarek, söylediğimiz türkü sonsuzdur. Siz sol kanattan saldıracaksınız. Siz sağ taraftan. Baş üstüne. Baş üstüne. Hadi dağılın. Siz benimle gelin. Kendimi uzun zamandır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Avın büyüğü bizim olacak.
Dikkat edin yüzbaşı Hamilton. Arap kızları bir girdap gibidir. Sizi içine çeker, hata yapmanıza sebep olur. O hatadan dönmek için de bedeninizin parça parça olmasına izin vermeniz gerekir. Kumandanım, güzel olacak herhalde ya. Mis gibi koktu vallahi. Oldu oldu. Kumandanımın eli değmiş, olmaz mı hiç? Çay da demlendi mi tamamdır. Çavuş, harp bitse de seni evlendirsek artık ya. Öst ulan kumandanın yanında. Ne bağırıyorsun ya Saydı? Aklı. Kumandanım, sen de uyma şu boş boğaza. Sen oğlum onu boş ver de ekmeği böl ekmeği. Kumandanım, bu bize fazla değil mi? Hazır olun. Birazdan diğer cepheye gitmek için buradan geçecekler. Zafer bizlerin olacak.
çöl bazen insana seraplar gösterir. Eğer zayıflık gösterirsen bu seraplar seni ölüme götürür. Sen bugüne kadar gördüğüm en güzel seraptın. Sen beni kalbimden avladın Zeynep. Ama avcı olan benim. Babaylar mı acaba? Baba değil. Akşamdan önce gelmeyecekti. Yaklaşmalarını bekleyelim. Biraz daha beklersek bizi fark edecekler. Siz bana güvenin efendim. Ben bu kadar yolu mağlubiyet için tepmedim. Emrimle ateş edeceğiz.
sandılar mı senin Lovrus olduğunu? Artık hakiki Lovrus bile gelse onları ikna edemez kumandanım. Ne oldu kumandanım? Türk irfanı İngiliz aklını yerle yeksan etti. Şimdi sıra son darbeyi vurmakta. Bizi kendi şehrimizde sıkıştırmak neymiş? Göstereceğiz onlara. Devam edin ateş etmeye.